Hoş geldin. Ölmek istediğim günlerden biri de bu sanıyorum. Her sesden de tüm gidiyor. Başta bu olmak üzere. Evet. Sağ ol sen. Benim tek sen seviyorsun. Ah, yer gösterisi olmadığımı anlamışsınızdır artık. Benim de gözlüğümü bulun. Arkası bir karıştı. Genç kalanı almıyoruz normalde. Ama o istedi. Fakat siz orada oturduğunuz için cumartesi oyuna size davetiye vereceğiz Gorki oyununa. Çok teşekkür ederim. Yani, sağ olun. Öyle bir şansımız oldu. Ama iyi bir güne geldiniz. Selçuk Ural bizde. Aydın'a da ben bir misafir koridora oturmuşum. Koridora oturarak 5 kişinin neyse. Bayanlar baylar, bu bir sanatçının, bir oyun yazarının anatomisidir aslında. Bana hep sorarlar, oyunları nasıl yazıyorsun? Oda tiyatrosunun oyunlarını 35 yıldır ben yazıyorum. Ama nereden baktığımı anlatmak isterim size. Ama siz rehabilitasyon olarak bir şarkı çalın. Onlar kendilerini bir gelsinler, sizin güzelliğinizi görsünler. Sonra kaptırıp koy verelim. Buyurun. Bırakayım mı? Evet abi. Senin kapçan. Biz de dün bu oyunun provasını yaparken Gorki izlemeye gelmişiz. Bu oyunu oynadık ama tesettürlü oynadık. Oyunun komik yerlerini oynadık. Gorki'yi bu oynadık. Yani çok ciddiydi. Bugün biraz kendimizi iyi hissedelim Nuri abi. Bir oyun yazarı olarak nasıl bakarım hayata? 15 yaşında evi terk ettim. Gece kulüplerinde çalışmaya başladım dayımla. Ve hayatın sıfır noktasını görerek başladım.
apartmanlarda yattım, sokaklarda kaldım. Tenis kulübüne üyeydim doğal olarak. Babam tenis kulübündeydi ama babamdan nefret ediyordum. Babam yokken tenis kulübüne tenis oynamaya giderdim. Ama yemeğini oynardım, karnım açtı ama kaybetme şansım yoktu. Çok iyi oynamak zorundaydım çünkü param yoktu ödeyecek. O yüzden hiç kaybetmedim. Çok sağlam oynadığım zamanda ama nefret ettim sonra. Küstüm bu hayata. Oyun yazarı sizden farklı birisi değildir. Sadece hayatı farklı bakar. Bana soruyorlar ne mezunusun diye, ilkokul mezunuyum diyorum. Yani okumayı yazmayı öğrendiğim için bunları yazabiliyorum. Bunun bir eğitimini almadım diyorum. Yani sanatçı olmak, konservatuar bitirmiş olmak bir yana. Aşkı yazıyoruz biliyorsunuz. Çünkü ömrümüz boyunca taş devrinden bu yana değişmeyen tek şey insanların birbirine olan aşkı, sevgisi. Hep şey hissederim. Karlı Kayın Ormanı'nda diye bir şarkı vardır ya. Hani orada şey der. Bir pencere sarı sıcak. Çok merak ederim pencereleri. Sokakta yürürken bakarım insanlar. Mesela kapalı balkonları hiç sevmem. Balkonlarını kapatan insanlar bence hayata da kapalılar. Böyle bazen geziyorum sokaklarda. Balkon var ama yaşamıyor balkonlar. Denize karşı balkon bıkmış mı, bıkmamıştır insan bıkar mı denize karşı ya da herhangi bir balkondan hava alamamaktan. Ben bütün pandemi boyunca bahçede oturdum. Düşünsenize. Ama pencereden bakıp izlemek lazım bazı olayları. Görmüyoruz. Burada seyredeceğiniz her şey değişik hayat kesitlerinden sanki bir evin penceresinden içeri bakıyormuşsunuz da o olayları izliyormuşsunuz gibi olacak. Şarkılar da bunlara eşlik edecek. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ikilimiz var sahnede. Hiç sıkmayacaklar sizi. İlk ben penceremiz... Kim? Söyleyeceğim. Rehabilitasyon o söyleyeceksin işte. Nuri abi size şarkısını söylesin sonra kaptırıp koyuverelim. Buyurun efendim. Geberdirim ben. Efendim ben bu söyleyeceğim şarkının hikayesini Harbiye sahneden İlter öğrenmişim beraber geldiğimiz akşam. Çok yorgunum beni bekleme kaptanım. Nazım Hikmet Türkiye'den kaçtı, sürüldü veya işte gitti adam yani canını kurtardı. Ve bir Yunan adasında Türkiye'yi seyrediyor. Camiler, kubbeler, çınarlar ama seyrettiği yere gidemiyor. Böyle çıkamıyor. Ve şu şiiri yazıyor. Çok yorgunum beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman beni o limana çıkaramazsın. Ve Cem Karaca da bunu besleniyor. Ben de yorum. Selçuk çok bağırmıştı bunun il de sildisini yaptı ama hatta bana aranjör bile gönderdi. Çocuk uğraşıp yaptı ama bende iş yok. Estağfurullah. Estağfurullah. Cem'in de Nazım Hoca'nın da mekanları cennet olsun. Amin. Anyway.
Kıraba kaptan. Nuri abi, bir zamanlar paramız varken, hayat kolayken, dolar tavan yapmamışken, çok da politik konuşamıyorum. Burada gülüp sonra gidip kimeri şikayet ediyorlar beni. Vallahi ben demedim. O günler, o gün derken, Nuri abi gidiyorum, Çiçek Park'ın sahnede görüyorum, bayılıyorum, seviyorum, alkışlıyorum, tanıyorum onu. Harbiye sahneye gidiyorum, seyrediyorum. Zarifiye gidiyorum, seyrediyorum. Oraya gidiyorum, Galilis'e gidiyorum, seyrediyorum. Her yerde çıkıyor adam, popüler bir şarkıcı. Ondan sonra İzmir'de rastladım ona, İzmir turnesinde. Abi ya dedim, İstanbul'da ben seni seyretmeye çok gelirim, çok geldim, çok seyrettim seni. Burada nerede çıkıyorsun dedi. Hiç böyle çıkmıyorum dedi. Sen şarkıcı değil misin? Yok dedim, parke fabrikam var, şarkıcı değilim. Ben konuk gittiğimde sahneye çıkıyorum dedi. 15 yıl oldu mu bunu diyelim. Fabrika gittiğine göre olmuştur 15 yıl. Dedim ki, abi sen bırak, biz beraber oyun oynayalım. 15 yıldır da çok uzun zaman sahneye çıktık, turneler yaptık. Yani böyle bir adam bunu şekerciler. Turneler yaptık derken, pardon yani, o turne yaptı, beni ezdirdi arada. Onu söyle lütfen, söyle söyle. Ben sahnedeyim, sen gitar çalıyorsun, sen arkadaki adamsın. Yok, şaka yapıyorum ama. İlk penceremiz ihanet penceresi. Yanlış evlilikler olabiliyor. Uzun süren nişanlılıkların evlilikleri kolay bitebiliyor. 11 yıl beraber olup 11 yıldan sonra evlenip 6 ay sonra ayrılıyorlar. Kadınlar da bir tuhaf. 7 yıl berabersin, ayrılıyorsun, kadın 3 ay sonra evleniyor. Ulan böyle garip kimyası olan bir kadın erkek popülasyon içindeyiz ama ihanetler oluyor. İhanetin içinde de aşk var arkadaşlar. İyisi kötüsü yok. Buyurun, sizi ihanet penceresine davet edeyim. Evlisin. Evliyim. Neredesin? Evdeyim. Beni... Özledim. Seni... Özledim. Özeldim. Yanlış zamanda, yanlış yerde olduğumuzdan mı? Yoksa doğru zaman diye bir şey olmadığından mı bir arada değiliz? Başka yatakların yan yastığında geçiyor gecelerimiz. Sevginin adı hiç geçmemeli. Sevmemeliyiz. Seversek kavuşmak isteriz. Kavuşmak istersek de düzenler bozulur. Ve ihanetten doğmuş hiçbir birliktelik yürümez. Benzer olaylar olur. Ama onlar da kuşkuyu doğurur. Kuşku en büyük zehirdir. Bu yüzden biz hiç biz olmamalıyız. Aslında biz yokuz. Yoruldum. İstemekten, gelememekten, istememden, gelememenden yoruldum. Kocam içeride maç seyrediyor. Ben çamaşır topluyorum. Bir hüzün basıyor içim. Sen geliyorsun aklıma. O ilk kaçamak bakışlarımız. Hani yanlış hayatlarda olduğumuzu anladığımız. Çıkıp balkona gökyüzüne bakıyorum. Bir yıldız seçiyorum kendime. Onun üzerinden sana göz kırpıyorum. Elimi uzatıp ay dedenin üstüne dokunuyorum. Sen de dokun istiyorum bir diğer yakadan. Ve sessizce bir öpücük konduruyorum yanaklarına. Bir şarkı çalıyor radyoda. Her şarkıda sen mi varsın değil mi bu gece? Bir sayfa kopuyor zamanda, ayrılırken sen yanımda. Bu aşkın en başında korkuyor. Ben sonunda bir
var mı hem? Seninle beni kanmıyorum seni o adamdan. Yokmuş kabul ediyorum. Sanki geleceksin de kar yağdı gelemedi gibi yapıyorum ayrı günlerimizi. Nerede olursan ol benimsin. Canımsın, aşkımsın, ihanetim değilsin. Bir dünyamız var kendi aramızda. Orada ne sen sensin, ne ben benim. Garip bir kelimeyim. Söylenmemekti. Ellerindeyim, gözlerindeyim. Bir başka bakıyorsun bana sen. Kimseye bakmadığın gibi. Ve sesin kulaklarımdayken sarsılıyor dedim. Benimsin. Kapıdan çıkıp gittiğinde ardından bakmıyorum. Bir otel odası kapısı kapanıyor arkamda. Seninle ne zaman sevişsek ben o gün yıkanmıyorum. Sıradan bir gün gibi evime gidiyorum. Selam. Ben geldim eski hayatım. Balkona çıkıyorum, bir yıldız seçiyorum. Ay dedenin üzerindeki eline dokunuyorum. Uzanıp serçe parmağından öpüyorum. Bir şarkı çalıyor radyoda. Her şarkıda sen mi varsın neyine bileceğim. Ne bugün? Ne de ne kaldı beni o gün senden kıskanan resimlerde sarardı bir günah. Dedim seni kimse görmeden seninle beni ağlarken için güldü gözledi bir günah gibi izledi. Telefon rehberinizi kurcalıyorsunuz. Ben mesela geçen 2500'den fazla numara var. 10 tane silemedim. Ne çok kişi tanıyormuşum. Ama kaçı geçerken uğrar, kaçı çat diye gelir. Bir üzüm basıyor sizi ve iki satır karalığı veriyorsunuz. O iki satır bile bir anda sahnede canlanıyor. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Söyle. Telefon defterime baktım. Dertliydim. Bir dost arayayım dedim. Defterde bulamadım. Kimi yıllardan beri var. Ama ne arar ne sorar. Kimi ise daha çok yeni. Anlatsam yanlış anlar. Yok mu gerçekten? Gel be dediğinde gelen. Sofrana koşan biri. Ya da sana geldim geçerken diyen. Geçmesi muhtemel olmayan bir dost. Tek arkadaşım aynadaki ben. Bir dost aradım gece gündüz derken. Şarkımı bir daha, bir daha, bir daha dinlerken. Sen bu kutaklar içindesin. Hayranım ben, harmanım. 40 satırlı fermanım. Yok dizimde dermanım. Eyletme.
Söyletmen beni, ağlatmen beni. Aynana, aynana. Bilen varsa buyursun. Söyletmen beni, söyletmen beni. Ağlatmen beni. Var mı aynana? Aynana, aynana. İster ana darısın, İster baba. Söyletmen beni, söyletmen beni, ağlatmen beni. Aynalar, aynalar. Sen de dalga geçeceğim de onunla. Evet bak ben biliyorum ne yapacağım. Sahneyi, buraya gel. Sahneyi kaptırmak istemeyen gitarist mi değil? Şöyle oluyor. Tam tersinde sahneyi kaptırmak istemeyen konuşmacı mı dedi. Hemen benim yanıma yürü. Gel bir dakika çalsana aynaları. Niye çalacakmışım? Şimdi aynalar aynalarda sen söyleme. Bir siz söyler misiniz bakın. Eyletmen beni diye gir. Eyletmen beni. Eyletmen beni. Söyletmen beni. Ağlatman beni. Aynalar. Gitarist şöyle yapıyor, aynısını beraber söyleyeceğiz. Bana uyuyorsunuz ya, eyletmen beni. Eyletmen beni. Söyletmen beni. Yâretmen aynalar ay. Hadi buyur, hadi. Böyle yapıyorsun, söyleyebiliriz hatta. Böyle işte. Ya arkadaş, onlar dinleyecek, ben söyleyeceğim. Onlar beraber söyleyeceğiz. Ha, onlar söylesin, ben susarım. Söyleyin lan. Bir dakika. Çıktık, bize gitti Selçuk abi. Çalıyor bizim evde. İşte söylüyoruz. Kemancı taşıyor yanında acaba. Kemancı dergisi 200 lira bir de gidiyor. Ondan sonra bir an dehşete kapıldım. İçeri doğru gittim. Bizim yan komşu Mehmet birasını almış. Pencerenin başında. Bizi dinliyor. İçeri gelmiyor tanıyor. Böyle apartmanımız böyle. Evet. Benim bu arada de kendime nazar değdim şimdi değil mi hayatım? Bizim evde gece şey değişir, misafir değişir. Yani 7-11 gelen, 12'den sonra gelen, bir de sabah 3'te 4'te gelen bir de olur. Yani ben de kendime göre eş bulmuşum ki o saatte yine meze yapabiliyor. Yıllarca öğrenciyken pavyonda çalıştım. Gece kulüplerinde çalıştım. O pavyonlar şimdiki gibi genel ev pavyonlar, Ruskaralar falan değildi. Pavyon gayet bildiğiniz insanların konsomasyonun iş olarak çıktığı yerlerdi. Ama tabii kötü bir hayatları vardı ama biz karışamazdık. Çok güzel genç kızlar vardı. Üvertüre çıkarlardı. Ama bir gün yok olurlardı. Adana'ya gittik, Antep'e gittik, Hatay'a gittik, İskenderun'a gittik falan diye yok olurlardı. Ama oldukları zaman da çok dertli ama çok da iyi kızlardı onlar. İyi çocuklardı. Buyurun sizi bir pavyon da götürelim. Pavyoncunun evine. Sahne, ışıklar, deli gibi alkışlar, ama sahte alkışlar. Söylediğin şarkıyı değil, arkadaki klarneti alkışlayan alkışlar. Aslında seni hiçbir yere getirmeyecek alkışlardır o alkışlar. Ucuz bir posterciye yaptırılmış, yüzünde suni gülümseşli bir poster. Bunun ötesinde ne var? Üstündeki makyaj. Üstündeki yarı kör bir terzinin diktiği bol pullu elbise. Gece nereden geldiği belli olmayan paraları. Gündüz yolda görsem tanımayacağım adamların pavyon sefası. Ve sabaha karşı bol sarımsaklı bir işkembenin ardından sevdiğin şarkıyı duymak radyoda. Ne güzeldir. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan kim, aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelip, aklım başıma. Hep sonradan.
sıradan komutanım. Hayrarım, 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 hayrarım. Ne sen mağdur, ne de ben mağdur. Hüzünlü bir akşam içmişiz, yorgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Çok gençler, çok güçlüler, uzun boylu, yağız delikanlı, Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş, vur desem vuracak tipteki adamlar, öldü desem ölecek ama onların da bir kalbi var, birine aşık oluyorlar. Astrolojisi onları aşar. Asıl baba en önde, topuğa sıkarım modunda otururken orada en arkada arkadaşları bol bahşiş dağıtır, o da birine aşıktır, o da muhakkak bu her türlü aşıktır. Onu seviyordur. Ama sert adamlardır. Ama onlar da sonra bir gün yok olur giderler. 3 ay, 5 ay görürsünüz. Belki en fazla bir yıl görürsünüz Fuat gibi. Ondan sonra yok olur giderler ama sağlam adamlardır. Severler. Her gece seni dinlemeye gelirim pavyona. Sen uvertüre çıkarsın, gölgen girer sahneye. İncesin, narinsin. Sanki bu gece hayatında değil, başka bir boyutta yaşarsın. Assois orospunun biridir özünde. Onun söylediği şarkıları söyleyemezsin, yasaktır. Assois orospunun biridir kesin. Hoş, kim bilir belki sen de. Ama ne fark eder bu dünyada kimin kim olduğunu? Ama sen güzelsin benim için. Masamda kadehlerin hepsi senin için kalkar. Sofrandakiler sahneye değil, masaya bakarak dinlerler seni. Değmez sana hiçbirinin gözleri. Sen benim evimde olmayacak olsan da fotoğrafını çektirmiştim fotoysa. Tüm fotoğrafların baş köşemde duvarında. Bir de küçüğü var. Elinde mikrofon şarkı söylerken. Saklarım cüzdanımda. Ne ben alabilirim seni zaten, ne de sen seversin tanısan beni. Tahsilatçı eminim, neden sevesin ki? Senin yıldızların spotlardır. Benimki ise yüksek ihtimal. Bir gün sırt üzeri düşüp ölürken tepede görünen yıldızlar. Kan, kavga, korku ve ter. Ve daima arka sokaklar. Benim elimde yalnız bu var. Severdir yalnızı, düşmanım adı yazır. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler. Sana sevdanın yolları, sana kurşunlar, kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim artık, hiç mi özlemedim?
oluyorsun. Hiçbir hakkım yok. Bir ara, bir sor Allah aşkına. Sen niye söylüyorsun bu şarkıyı? Sen söylüyor musun? Çalmaya başlamışım. Her nerede kim ne yaşıyorsan yine de teşekkür ederim. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz. Hepsi bizi çok üzecek. Gorki'yi siz seyredebileceksiniz. Bir hanımefendi bir tam üstte orada. Gorki de şöyle diyor Gorki benim ağzımdan. Diyor ki şu anda bir metal bardağa bükecek gücüm varken iyiyim ama ben salonda osuran bir adama dönüştüğümde o kadın orada olmamalı. O yüzden evlenmiyorum diyor. Yani o yüzden evlenmiyorum. Yani o başka bir şey. O fotoğraflar başımıza dert olacak. İleride bizi çok üzecek. (Gülüyor)
Sevmiyorum fotoğrafları. Ertesi gün eskiyorlar. Sevmiyorum fotoğrafları. Bir zamanlar çekindiğimiz her kare, yıllar sonra içimizde açılacak bir yere olabilmek için giriyor bu albümlere. Gülümseyen bir yüz geçiveriyor makinenin arkasına. Bir poz veriyoruz aslında. Yıllar sonraki bir gözyaşında. Bir karede donup kalıyoruz. Hep o halde anılıyoruz. Birkaç kağıt, kalem, beten zaten dokunduğumuz. Ve yollar, bir şeyleri bırakıp yürüdüğümüz. Çekip gidiyoruz bir gün aniden bu hayatta. Bu yüzden fotoğraflara bakamaz. Gülümseyen o gözler şimdi neredeler? Ya onu çeken fotoğrafçı, köşede tentesi görünen bakkal, park etmiş o araba, kolumdaki çanta ya da arkadan geçen çocuk. Gizli sevdalar vardı. Gizli küçük sevdalar. O sevdalar ki bize her gün daha güzel bir sabah uyandırırdı. Kışın bile karların arasında beliren, erken açmış bir bahar dalı gibiydik. Dökülmezdik soğuktan. İçimizi ısıtırdı ufak tefek gelen kelimeler. Bizim hiç şarkımız yok muydu? Ne oldu? Neden bu kadar çabuk unutulduk? Şarkılar vardı. O şarkılar ki bize her gün daha güzel bir sabah uyandırırdı. O şarkılar ki hep seni anlatır. Ve çalan her şarkı senin ve benim için yazılmıştır. O şarkılar. Çok geç kalmışız canım. Çok önemli. Çünkü çok tatsız bir şeydir ayrılmak. Hele alıştıysan. Sevmeyi sevmiyorum bu yüzden. Çünkü sevmek sıkıntıyı da beraber getiriyor. Çok seviyorsun. Sonra da kaybetme korkusu yaşıyorsun. Ya sevme kaybetme korkusu yaşıyorsun. O olmuyor işte. Seviyorsun. Ama ayrılığı da çok pis oluyor bu işte. Çıkıp gitmez. Emek verdiği bir erkeğe haklı olsa bile yenilmesi. Yaptığım yemekler yenmiş, topladığım yatak bozulmuş, kanepede yastıklar dağınık, kitaplar, dergiler her yerde sere serdi. Ve kumanda yarayacak bulamayacak. Oysa gözünün önünde. Çatallar en solda, bıçaklar ortada, kaşıklarsa sağ tarafta. Gün gelecek değişecek onların da yerleri. Bir başka kadının düzeni olacak artık bu mutfakta. Artık ben olmayacağım bu evde. Çünkü kadın gitmez aslında kalır. Bir
tarafı yıllar geçse de hala buradadır. Bu çok zor anlanır. Gidiyorum ben. Biliyorsun ki ne olursa olsun dönmeyeceğim. Bil ki bir kadın, bak giderim diyorsa yola çıkmıştır. Gidiyorum derse de geri dönmeyecektir. Bunu haklı da olsan anlaman zaman alacak. Mutlu olacaksın bir süre yokluğunda. Özgür hissedeceksin. Örküyü ancak başka bir kadın teselli eder diye düşünecek arkadaşlarım. Her hafta sonu başka bir kadınla tanıştırılacaksın. Onlarda bile beni aradığını bir süre anlamayacaksın. Bu arada arama diye telefonum değişecek. Arkadaşlarım sana yeni numaramı vermeyecek. Bir şekilde ulaşacaksın bana. Yapma. Çünkü ben o eski ben olmayacağım. Bütün kapıları yüzüne kapatacağım. Aslında ben de senden farklı olmayacağım. Yeni bir evi, yeni bir teni belki senden daha da fazla yadırgayacağım. Sen bilmezsin. Bir kadının yeni bir erkeğe alışması, bir erkeğin yeni bir kadına alışmasından farklıdır. Bizim alıştığımız yer başkadır. Siz bedenle, biz ruhla sevişiriz. Yeni bir ilişkiye hazır değilim olacak bir süre benim sözüm. Herkesten uzak kalıp kendimle kalmak isteyeceğim. Ama zaman güzel bir merhem. İyi gelecek belki de zamanla bana da yeni bir beden. Bilmiyorum. Belki de ben hatalıydım bu sefer. Yendim. Yenildim. Gitmemi istiyor gözlerim. Zaten kalayım diyemiyorum. Hoşça kal adamım. Elveda artık eski yen canım. Önce telefon rehberimden silinecek. Bir süre sonra da hafızamdan adım. Takvim nerede? Haberin yok mu? Geçiyor yıllar. Bana küsmüş yüzüme gülmem. Zalıma inen. Kimimiz yorgun, kimimiz vurgun. Kimimiz yankar. Acı gerçek bu, ömrümüz bir su içiyor yıllar. Hani nerede beklenenler, nerede tuttu senelerde. Anılar hep dolu dizgin, yine hayır yok gecelerde. Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş. Yürek bin pişman. Acı gerçek bu, ömrümüz bir su içiyor ya. Kapatmadıysa gidelim. Bildim olur. Son demlerini yaşıyor meyhaneler. Tabii bir de bunun erkek bakışı var. Bir kadına gitmesi kolay değildir. Acıdır, üzüm vericidir. Bir yandan gitmesini isteyen gönlünle, diğer yandan kalmalıdır diyen kalbin sürekli çatışmaktadır. Eşyalarını yavaş yavaş toplayan bir kadını görmeye için dayanmamaktadır. Büyük harfle söylenmiyor. Küçük harfle bir fısıltı gibidir bir kadının tek tek toplaması geçmişin odalardan. Tek bir
fısıltı. Topladığı eşyaları gelişigüzel bir valize tıkmazsın. Aslında ruhun onlara hiç bakmaması. Umurunda değil ki onların oradan alınıp başka bir yere taşınması. Bu sildiği yerler, dokunduğu kapının tokmağı, içeride zorla çalışan çamaşır makinesi, düğmesi bozuk elektrik süpürgesi ve en sevdiği fırın tutacağı. İçer, alıştığı ince rakı kadehi, evdeki böyle gezen kara kedi ve sokağın az yayınlı köşesi. Şimdi gidecek, hiç kimseye bir şey söylemeden özleyecek. Ve en kötüsü de bunu giderken bilmesi. Çok zordur. Çok zordur bir kadının bir zamanlar sevdiği erkeğini terk etmesi. Onu hep bekleyen, kapısı o giderken onun için hiç kapanmamış o anne evindeki küçük odası bu eşyaları kabul etmeyecek ki. Bu eşyaları belki de gördüğü ilk çöpe atıp gidecek. İstemiyor. İstemiyor çok da sevmediği bu terliğin o antrede kalmasını. Bir başka kadının, belki aynı numaradaki ayağının onun anılarında olmasını istemiyor. Ya bu saçma saç lastikleri. Acaba kediye düzgün mama verecek mi? Alsa götürse kediyi, annesi istemez mi? Ne acı vericidir bir kadının gitmesi. Her şeyini toplayıp anılarını etrafa sermez. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Yalnızlık çok acı, ne olursun terk etme. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. Yeah.
yakışmadın. O kalbime akan bir çiçek hatırlatan. Yılların ardından bir ses bir bakış bazen. O kalbime dolan bir gülüş hatırlatan. Yılların ardından aşk istedim bir yalan. Kalbimle havladan yalan aşk istedim bir yalan. Hayatıma dolan aşk istedim bir yalan. Kalbimle havladan yalan aşk istedim bir yalan. Denizci bir dedenin torunuyum. İki dedem de asker, tesadüf. Ama anne tarafı denizci, Burhan Bölükbaşı. Çok sağlam adam, rakı içer. Küçüğüm bana da bir rakı kadehi doldurur, koyar. Tek başına içilmez der. Anneannemin adını ben Üzüm sanıyordum. Üzümmüş, Üzüm Hanım diyormuş. Üzüm Hanım kızar şimdi, sen içme ondan der. Onlarla büyüdük. Adap bilen adamlardı. Sağlam adamlardı o zamanlar. Mesela gözlüklü birine vurmazlardı gözünü çıkartmadan. Yani çıkar gözünü. Böyle yumruklatılmazdı. Mafyanın bile raconu vardı. Annesiyle, babasıyla, karısıyla, çocuğuyla giden birisi bir yerde oturuyorsa o adama dokunulmazdı. Hiç kimsenin kapısına gidilmezdi evde çoluğu çocuğu varken o dönemler. O adamların torunları olarak büyüdük. İşte biraz Ankaralıydık oradan. Dedem derdi ki, kadınlar rakı içilmez, kadın içilir derdi. Ama babam biraz farklıydı. Bunun bir uyarlaması da şimdi sizinle tanışmak üzere. Erkeklerin sözüdür. İçki kadına yakışmaz. Ne kadar saçma. İçki kadına çok yakışır aslında. Kadehi tuzağı, ince ve eğilir. Bazen yalnız kalır. Hayatımda ne varsa silerim anaklığa. Şarkılar seçerim kendime. Unuturum sevdiklerimi, sevmediklerimi. Özlediklerim gelir aklıma. Üzülenirim. Sır tutarım söylemem kendime. Kim demiş ki kadın rakı içmez diye? Çok severim rakı sofrası kurmayı. Özenle hazırlarım mezeleri. Tıpkı dedem gibi, tıpkı babam gibi. Peynir, zeytin, plakin. Çok severdi dedem rakı sofrasını. Rakı derdi, kadın için içilir. Kadınla içilmez. Çünkü harflerinde de var zaten. Rakı. Değiştir iki harfin yerini. İşte sana karım. Ama babam daha farklıydı. Rakı kadınla daha güzellerdi. Annem masayı süslerdi. Şimdi ben yalnızım. Ama işte Boğaz manzarası. İşte sofram. İşte rakı. Karı da ben oluyorum. O zaman hepinizin şerefine içiyorum.
Boğaz'a karşı rakı içen kim biliyor musun? Sen şu an Bihter Hanım. Boğaz'da oturuyor. ben bahçede oturuyorum. Ve rakı içiyorum. Bakıyorum ki yanında ağaç, ağacın altında toprak. Öleceğiz gideceğiz. Ya kasar insanlar vardır hayat. Nefret ederim. Bugün denk gelmedi. Bir ucundan döndük bir iki tane. Bugün iki tane kadın vardı. Atacaktım dışarı. Geldikleri andan itibaren. Hanımefendi bir yana kayarsanız yanınıza birisi oturur diyeceğim. Hayır biz burada oturacağız. Peki. Dedim ki uçak düşerken koltuğunuzda olmak istiyorsunuz galiba. Yani bu iki gündür de uçak esprisi kafamda. Uçaktan mı düşeceksin Allah korusun? İnşallah senle binerim beraber. İnşallah. Yağmur ama ketek başına bin. Vallahi ya. Beni dünyaya ceza olarak yolladılar sana. Bana ceza olarak da bunu şekerleri yolladılar. Ne kadar bayatmışsın. Başka bir espri yap. Bu çürüdü. Bir gün Nasrettin Hoca'nın bir gün. Oturup içiyorsunuz. İlla içki içmek şart değil. Yani çay da içebilirsiniz. Kahve de sizin zevklerine yakın bir şey ama öleceksiniz abi. Tak diye ölüyoruz işte abuk sabuk zamanlarda. Geçen doktor bir arkadaşıma sordum. Aynı doktorunuz biliyorsun. Dedim ki ya bu hakikaten insanlar aşıdan mı ölüyor? Yok dedi. Hatta şu anda kalpten ölenlerin sayısı pandemiden önce ölenlerden daha az dedi istatistiklerden ama artık sosyal medya şey, herkesin öldüğünü görüyoruz. Eskiden kimsenin öldüğünü duymazdık, görmezdik. Komşu öldürdü yani. Ama tek başına içerken insan hüzünlenir. Bazen de yaşadığı, o anı yaşadığı için sevinir. Ben o anı yaşadığı için sevinenlerdim. Ve işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Ben burada oturuyorum, iç dünyam orada size sunum yapıyor. Buyurun iç dünyam. Dışında huzur, etrafında ağaçlar var. Ama içindeki hüznü kime anlatsın ki renkli bir yaşam öğretemezler? Rakı istiyor olmadık saatlerde canım. Canım canıma ne istemesi gerektiğini söylese de etrafta bir canımın olmaması da mevzu bahis. Canımın çok açılımı var. Ben yaşatan ve yaşayan canımla birine içimden gelerek söylediğim canım arasında ne kadar da fark var. Aşkım denildiğinde aşkların bitmeye başladığını kimseye anlatamaz ki. Ne görse isteyen bir can alır. Bir kadının kaşı, diğerinin gözü ya da ne bileyim. Belki dışarıdan öyle görünüyorlar. Ama hayalini kurup da yaşayamayanlar düşünsün. Yapabilecekken yapmalı. Zaman geçiyor. Sen tam bir şeye karar vermişsin de hayat aniden bitiyor. Mesela bir sevgi bulunca sarılmalı, bırakmamalı asla. Sevilmeli görününce. Kimin neyi, neden sevdiğini yargılamaya hakkı var mı? Vur gözüne, koy götüne gitsin diyebilmeli. Aşkın ne yaşı, ne zamanı, ne de kimliği var. Kim mi sevebildiysen sev işte. Ama o kendini saklayanlar, aklındakini hep başka güne atanlar, erteleyenler veyahut ne bileyim bir şiir düşündüğü zaman onu uyandığında hatırlayacağını sanıp o an yazmayanlar, kaleme almayanlar çok pişman olacaklar. Yaşadığı güzelliklerin kıymetini bilemeyenler. Hep daha fazlasını arayıp yalnız kalanlar. Veyahut ah ben doğru insanı arıyorum deyip ya yalnız kalanlar ya da herkesin olanlar. Siz şöyle biraz ötede durun. Söylenmemiş çok az söz kalmalı çekip giderken. Sıralı değil ki bu bak. Kağıtlar sürekli karıştırılıyor. Ve sana ne zaman sıra geleceğini Azrail bile son dakika öğreniyor. Olsun. Bunlar var. Sıkıntılar, dertler, borçlar. Hep yaşanacak. Ama şöyle bir dostun karşısında bir kadeh rakı. Ha? Akşam oldu, gün bitti, ertesi yarın hayat. Sonunda ölüp bir mezar içinde yalnız kalacaksın. O yüzden bırak. Sofran hep dolu kalsın. Hep sevmekten
Şam, vodka, rakı ve şarap. Hiçbir şey insan delinir, olur harap. Kurtar beni ne olursun yarab. İçim o serap, serap, serap. Her akşam vodka, rakı ve şarap. Hiçbir şey insan delinir, olur harap. Kurtar beni ne olursun yarab. Selam. Bu arada Çimen'e şikayet olan edecek arkadaşlar, rakı değil süt o. Sahnede içiyorlar, canımız çekti, bir yerimiz şişti falan diye olmasın. Bu senin iç dünyan bu muydu, bu çocuk muydu? Sabahı ev değiştirdim bu çocuğunu, ben adamın ruhu kırarım. Güzel bir şey koy da, baktıkça bizde hiç olmaz. Güzel bir şey yazdır bana o zaman. Evet. Mesela bihter, bihter olsun senin iç dünyan. Kıza bakınca insanların yüzü göz açmıyor ya. Bihtercim. Patron karısı şey yaptı. Evet. Bayanlar beyler, şimdi bu bölüm, bonus bölüm koyduk bugün Serç Kural burada diye. Yalnız hashtag Oda Tiyatrosu ve hashtag Serç Kural unutmayalım. Çünkü herkes çeker. Serç Kural'ı taklit ederdim ben. Mikrofon olarak elime aldığım bir şey, dayımdan böyle boş bir mikrofon. Ayna karşısında playback yapardım ona. Şimdi benime yakın abilerimden biri, haftada iki kere görüşmesek mutsuz oluyorum yani öyle. Bir de uyumuyor benim gibi. Sabah en saat, sabah 5'te falan en rahat konuştuğumuz saatler değil mi? En güzel o saatte arar. Beni aradığında da bulur yani. Ama senin için bölüm koydum. Oyunda olmayan bir bölüm. Niyazi Gezer. Nerede geziyor mu? Gel abi. Geziyor. Yok, geziyor. Yani yakalamışlar geldi. Niyazi Gezer bu sezon... 30'lık, 35 yıllık arkadaşım, ortağım, kardeşim. Bu yıl bir oyun oynayacak. Yeni yazdım onu. Hikayede adı geçen Şahit Benim diye. Seninle ilgili olsun, sana da şarkılar söyleyebilirim diye bölüm koyduk. Birazdan oyunda çalacağımız şarkıyı ilk söyleyen kişi de kendisi birazdan anlatır. Oku, şarkıya girelim. Selçuk Kural'ı senin yanına alalım. Bak ne oluyor. Ölümüne mi dedi? Ölümüne dedim. Bak ölürüm ama dedi. Öl dedim. O ölmedi. Ben gittim. Kimseler göremedi. Masada tektim. Hayrettin karşıma iki kadeh daha koydu. Anladım ki gelen oydu. Geçmişim çıkıp geldi karşıma oturdu. Dedi ki be Yezid, be gavurun dölü, be kendi eden kendi bulan. Nasıl yaşadın bunca zaman onun hasretiyle ulan? Ben üzüldüm, bana oldu olan. Sen attıkça içince derdi kederi, bendim içinde olan. Şimdi sen gir içeri, ben çıkacağım. Sen öleceksin, ben yaşayacağım. Ve buldu Hayrettin beni, ben benimle ölmüşken meyhanede bir masada ve hiç üzülmedi. Şimdi meyhaneler, gerçek meyhaneler çok yok. Bu yeni nesil meyhane topozluğuna iğrenç bir şey. Yeni nesil olur, meyhane meyhanedir. Gidin Osman Bey'de ara sokakta meyhaneyi araya, gerçek bir meyhaneciyle karşılaşın. Ermeni meyhaneci pat koyuyor her şeyi. Bugün bunu yeme, bugün bunu ye, bugün para lazım, hesabı geçireceğim falan diyen bir adam. Gerçek meyhaneciler vardı. Bir Hayrettin vardı Ankara'da. Ben Ankara'da değil mi? Ankara'da tavukçu lokantası vardı ama tavuk satmazdı. Hepsi las. 1000 yaşından kadar emekli olmazlar. Orada çalışırlar. Herkes herkesin müşterisi bilir. Ben başka bir bülaha oturduysam o der ki o rakıyı sodayla içer, bakla götür onu falan diye işaret eder. Öyle adamlardı. Hayrettin de çok tatlı bir herifti. Herhalde yani 3500 yaşında falandı. Böyle pıt 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 yürür gelir. O gelene kadar rakı biter. Hadi abi getir şu peyniri falan olsun ama gelir yani. Çok kızdırırdı beni. Ben de onu çok kızdırırdım. Bu da Hayrettin anısı olsun. Sonra... Bir siktir git be Hayrettin. Yıkamamış işte senin gavur bulaşıkçı. Abi olayı anlatayım. Tavukçu lokantasına tek başına kadınlar da gelebilirdi. Adabı şuydu. Hala öyle yerler var mı bilmiyorum. Diyelim ki böyle oturuyoruz. Siz buradasınız. Ben buradayım. Oraya bir kadın, iki kadın geldi. Ben de sizin yanınıza geçiyorum. Yüz yüze gelmemek için, gözüm değmesin diye kadın ya da yanında eşiyle olan biri geldi mi? Herkes sırtımı dönerdi. Hani
göz kaymasın, geçin, yanlış anlaşılmasın diye öyle dönemlerdi yani. Meherler öyleydi. Bir gün bir kadın geldi, dibimiz düştü, öldük. Kadın böyle ama nasıl kırmızı dudaklı, ruj muş falan filan. Ertesi gün şak diye kadeh benim karşıma geldi, yıkanmamış, buyur. Bir siktir git be Hayrettin. Yıkamamış işte senin gavur bulaşıkçı. Bunun nesine hayret ettin? Ama iyi de olmuş. Dün gece karşıda kuyumcu Bekir'in karşısında oturan güzel orospu dudaklarını bu kadehte unutmuş. Bozma keyfimi. Bu kalsın. Sen yine de git getir kadehin temizini. Bundan ben içeceğim. Diğeri o ince belli Osman'ın belki yolu düşer diye gelir. Hayat bu. Belli mi olur? Kim bilir? Güzelliği değil, orucu kahpece sürüşüne, onun o kahverengi gözlerine. Bugün kötü bir gündü ulan. Yağmur yağdı yine ahmak ıslatan, bir ben ıslandım lan. Ha, bu Bizans'ın Beyoğlu'sunda yürüyordum. Umurumda değildim ne şehrin, ne beyin, ne oğlunun. Aynı sokaklar, aynı adımlar. Girme, sevmem o sokağı ama. Çiçek pasajından bir koptu ki o mi diye. Oturup bir de biraz söyledim emektar Mercan'daki Hayri'ye. Sonra, evet işte sonra çıktı o tamburi Oktay geldi. Sıçtı gitti günümün içine. Çalmaz mı o en korktuğumu şarkıyı? Söylemez mi kararlıyım bu gece senin olmaya geldim şarkısını? Fırlatmışım kafasına kadehimi. Ulan Oktay, çalma diyorum. Kanıma dokunuyor diyorum. Ben unutmak istiyorum bir kadının benim olmaya gelişini. Çünkü bu geliş bana eşekliğimi. Benim yüzümden zamansızca, sessizce ağlayarak kapıdan çıkıp gidişini hatırlatıyor. Ve benim gitme ne olur kal demeyişimi. Mekanı cennet olsun. Onun Meyhanenin Kanun diye bir şarkısı var. Ben de o sırada Fecri ile Allah rahmet eylesin Fikret Şener Seçin'le çalışıyorum. Ya Selçuk bir de benden oku dedi. Maalesef geçen hafta kaybettik. Mekanı cennet olsun. Çok çok iyi bir insandı. Onun bir şarkısını okuyacağım. Meyhanenin Kanunu. Kırılsın artık testi, yansın başucumda.
olmuşum ben sarhoşum. Doğduğum günden beri sarhoşum ben. Keder tatsa istemem. Sakın bana ağlamayın. Keder tatsa istemem. Meyhanenin kalba başka yasa istemem. Meyhanenin kalba başka yasa istemem. Kırılsın artık testi, yansın be çocuğumdamı. Kırılsın artık testi, yansın be çocuğumdamı. Doğduğum günden beri sarhoşumdan sarhoşum. Doğduğum günden beri sarhoşum ben, sarhoşum. Seni yakaladık, o kadar çabuk bırakma. Siz de okuyacaksınız, biz bir şey koyduğumuz zaman. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Öksüz başıma gözlerime, gözümden gönlümden düşen düşene. Şu öksüz başıma gözlerime. Ben yanıldım hayat, gelme üstüme. Yol verdim sevdanın en derisine. Bu yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı değdirme beni. Bir final şarkısı yap da finale geçelim. La 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 la
nasıl derim terk etti. Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız gitti. Alay ettiler benle. Sen oldun bunlara baksana. Mehtap dedi gördüm al. Elinde tek kolu deniz güldü halime. Bir avuç su verdi elime. Biterse gözyaşın al dedi. Doldur tekrar yerine. Nasıl derim terk etti. Bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler benle hep. Sen oldun bunlara bak sebep. Martı dedi gördüm ah. Elinde erkek kolu dünle güldü halime. Dedi gidelim düşünüme. Gidemem dinle martıları. Darımarino İzmir'den gitme. Bir Türk Türkçesi hafif bozuk fakat dünya şehrinde dünya tatlısı bir insandı. Alay ettiler benle. Sen oldun bunlara bak sebep. Martı dedi gördüm ah onu. Belinde erkek kolu. Rüzgar güldü halime. Dedi gidelim düş önüme. Gidemem dinle var. Enerjisiydi beni o
ama aşk eden. Fark ettin mi bilmiyorum. Ben pek konuşkan değilim. Babanla tanıştığımda yine sessizdim. O gördü beni. Ve sanırım o altıncısı birbirimizi dengeleyebileceğimizi söyledi ona. Yoksa neden görsün ki beni? Oturuyordum ben limonlu bahçe kafesinin bahçesinde. Elimdeki kitabı gördü. Nereden bulduğumu sordu. Bahane gibiydi ama değilmiş. Gerçekten merak etmiş. Biliyor musun? Umarım yıkılmamıştır da sen de görürsün ileride. Sebzeli kırık. Olsa şimdi keşke. Kime benzeyeceksin acaba? Kesin babanın ikizi olacaksın. Çünkü onu çok sevmiyorum. Ultrasonda erkek olduğunu öğrendiğimde en çok ben sevindim. Bir tane daha ondan olmalıydı. Benden olmalıydı. Neyse. Tek benim canım oğlum. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Zaten duyuramıyorum sesimi hiç kimseye. Oturuyordum ben. Sonraki gün yine kafeye gittim, oturuyordum. Kafenin sahibi Zeynep'le heyecanlı konuşuyordu her zamanki gibi. Kim olduğunu sordu, sana bayılmış dedi. Ne alakası var canım dedim ben de şaşkınlıkla. Gözlerine bayılmış. Kısa saçlı kadınlar beni çok etkilenmemiş. Bizimki de o sana bakmaz. Boşuna uğraşma deyip gülümsemiş. Kafam allak bullaktı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben kim o diye sormak istedim ama olmadı. Konuyu değiştirdim. İşe gittim. Masama oturdum da kafam o kadar allak bullaktı ki hiçbir işle uğraşamadım biliyor musun? Sonra işten çıktım. Ayaklarım beni oraya götürdü. Belki onu görürdüm. Gördüm. Zeynep'le konuşuyorlardı yine. Beni görünce gülümsediler. Masaya davet ettiler. Oturdum. Sonra uydurup bir bahaneyle kaçtı masadan cadı. Mutfakta işim var. Yalana bak. Ama iyi ki gitmiş. Hayaller bu kadar çabuk gerçekleşir miydi? Baban acelici olmayan ama kararlı bir tavırla okuduğun kitap oblama ait dedi. Çok çevirisi yok ama yani bu baskısı yok ama bunun gibileri var deyip lafı evirdi çevirdi. Tamam seni merak ettim. Seni tanımak istedim ama kitapta ilgimi çekti diye gülümsedim. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyordum. Gülümsüyorsun değil mi? Ben de gülümsüyorum o günden beri. Hatta şimdi bile. Oğlum. Babanı tanımanı isterdim. Beni de. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Benim onları duyduğumun farkında değiller. Onu duyabiliyorum. Baban yarım saat önce ölmüş. Benimse fazla vaktim yok. Ama sen yaşayacaksın. Bunu duymak bana etti. Büyük ihtimalle sana anlattım.
bize demek ki. İstememiş konuşmamızı. Sahnedeki kişi kostümle birlikte vestiye asılmıştır artık. Alkışın verdiği hafif sarhoşlukla önce sahneyi, sonra fuayeyi, sonra da binayı arkamıza bıraktık. Siz gülen yüzlerimizi, ağlayan gözlerimizi ya da şaşkın ifadelerimizi keyifle izlediniz. Damağınızda oyunun tadı, üzerinizde sahnenin tozu evlerinize gittiniz. Biz makyajlarımızı temizledik, dekorları topladık. Mesleğimize aşıktık. Neler yaşadık, neler atlattık. Koskoca bir pandemi geldi geçti. Kimimiz ayakta kaldık, kimimiz hüzün dolu bir şekilde salonlarımızı kapattık. Eski oyuncularımızla hiç ayrılmadık, birlikte yaşlandık. Yeni gelen oyunculara kapılarımızı açtık. Onları sevgiyle kucakladık, tiratlarla, repliklerle donattık. Ödüller aldık, sevindik, güldük, sevindik, duygulanıp ağladık. Yarı yolda inenler oldu bu uzun vagon trenimizde. Onları sessizce uğurladık. Müzikallerde danslar ettik. Melodi olduk, şarkı olduk, şiir de olduk bazen. Nazım'dan okuduk, Behramoğlu'ndan okuduk. Ve hep bir günlük saltanatımızın olacağını bilerek yaşadık. Çok öldük bu aralar. Eşler, dostlar, hayranlar. Her yere birlikte çekildiğimiz fotoğrafları koydular. Unutmayacağız dediler o anın coşkusuyla. Çok erken de hem. Kimisi turnede kazada, kimisi hasta yatağında öylece çekip gitti uzak. Biliyorlardı, biliyorduk, biliyoruz. Ayak izlerimiz bir gün silinecek sahnelerde. Telefonlarda kalacak çevrilmiş olan numaralarımız. Mezarımıza sessizce uyuyacağız. Ama herkesten daha renkli, daha çok kişilikli ve daha mutlu yaşamış olacağız. Düşünsenize sahnedeydik biz. Kim bilir kimdik o an ama ne fark eder. Kimi zaman Maxim Gorki, kimi zaman Nil. Ne rejisörlerle çalışmışız. Ah Ferdi Mert Usta. Ercüment Balakoğlu da gelmiş geçmiş sahnemizden. Tevfik Yapıcı ve koskoca Ali Yaylı. Mehmet Ular'dan so korkmayan oyuncu var mı? Hepsi afişlerimizde yer almış, gururumuz olmuşlar. Ve ilk kriz anlarında vurulan, ilk neferler olan biz oyuncular, her şeye rağmen sizin için direniyoruz. Bu hayat şartlarına, astronomik sahne kiralarına, turna araçlarına, Behzat Uygur haklı, çok pahalı otel odalarına, dekor kamyonlarına, yok mu arttıran? Makyaj malzemelerine, terzilere, beyaz pat kremlere. Bir tiyatro gününde daha perde derken saygıyla eğiliyorum. Serra alışlarınızda. Nefis kadın Kübra. Kübralar ve Büşralar. Türbanlı olun lan. Dökülecek mi? Ayıp. Süt. Suya süt kattık. Cimerciler. Efendim aynı zamanda tiyatromuzun asistanı. Ben yazdığıma inanamadım, ben üzüldüm orada. efendim, benim gençliğimi oynayan genç, neydi senin adı? genç ama yaşlı, Allah'ın Kayserilisi, aksanı var ama çok güzel tutuyor, gel buraya. efendim, Berna. Önlerimizden Jön Alper. Kötü adam nerede? Kötü adam. Mafya.
Kartal. Adı da mafya yani. Evet, diğer cümlümüz Fırat. Efendim, muhteşem kemancımız Melodi. Efendim, Nuri Şekerciler. Tiyatromuzun hem oyuncusu hem genç yönetmenlerinden Taha Alkışı. Ve rahmetli Niyazi Gezer. Ve efendim, tiyatromuzun kurucusu, dostum, arkadaşım, kardeşim, oyunlarımızın yazarı Kaan Erkan. Şarkısı yapalım, orada çıkalım. Ne çalalım, hangi şarkıyı sevdiniz? Begombi ister misiniz tekrar söylemek için? Evet mi? Kimse bir şey demiyor. Hadi Begombi ile veda edelim. Bu arada siz çıkarken lütfen yanındaki davetlerinizi aldınız bizden. Tamam. Buyurun. Kaç kişi